Gençler kültürlerine çok güveniyorlar evlenirken. Evet, ne demek o hocam? Bu şu demek hocam. Şimdi ben çok böyle abilik yapma noktasında oldum. Elhamdülillah bundan haz duyuyorum. Bana 100 genç geliyorsa kız veya erkek evlilik danışması, yani evleneceğim diye, 99'u işi bitirdikten sonra geliyor. Hocam işte bu arkadaşla evleneceğiz biz. İyidir değil mi? Bir muvafakat için geliyor. Duanızı almak için belki. Yok, gene Nurattin Hoca'ya sordum diyecek o. Evet. Sordun ama gitmiş kızı istetmiş. Evet. Veyahut da delikanlıya tamam seninle evlenirim demiş. Bana soruyor, o iyi biri mi? Benim klasik cevabım, pişmiş aşa su katmıyoruz biz. Hayırlı mübarek olsun. Ne diyeyim ben? Bana tek tük nadiren şunu, ben hiçbir şey söylemedim ama düşünüyorum, şu şartlarda bakar mısınız, tanıyor musunuz diye çok az geliyor. Evet. Çok az geliyor. Bu gençlerin kendine güveninin faturası çok ağır sonra. Neden hocam? 23 yaşında bir gencin evlendiğini düşünelim. Ben onlara diyorum ki güzel kardeşim senin, daha önce evlendin mi sen? 3-4 kere evlendin, boşandın mı? Yok, ilk defa yapıyorsun. Bense 30 sene 40 sene önce evlenmişim. Demek ki üzerine 30 sene 40 sene koymuş bir birikimim var. Senin yok. Bir de bu kadar soruyla, müracaatla karşı karşıya. Yok, normal bir babayı, anneyi söylüyorum. Evet. Yani evli bir anne baba, ki anne baba olduğuna göre evli o. Onun kadın dünyası ile ilgili, erkek dünyası ile ilgili, yani evlilikle ilgili ortam. Evet. Bildiği şeyle 23 yaşında bir çocuğun filmlerden izleyerek, sağdan soldan arkadaşlarından duyduğu dedikodularla bildiği şeyler aynı değil ki. Klasik cevap hazır. Biz konuştuk hocam, çok güzel söz verdi bana diyor. Ne söz verdi? Allah yolunda ikimiz ciddi çalışacağız. Senin karın olacağım, çocuklarının anası olacağım. Ben işte Yusuf Pehlivan olacağım. Yusuf Aleyhisselam kadar sana sadık göstereceğim. Aman Allah'ım, öyle roman yazılır sözler bunlar. Bunları doğru kabul ediyor. Doğru söyleniyor ama hayat doğrusu değil bunlar. Evet. Hayatta sınanmamış. Yani mesela böyle bir keramet tarzı haşa bir şey değil ama önümde 3 dakika oturan bir çocuğun gözlerinin içini okuyorum hocam ya. Evet. Ya otura kalka otura kalka, yani 3. cümlesinde çocuk gerçeğini söylüyor bana. Söylemek zorunda kalıyor. Çapraz soru soruyorsun. Fiyasko ile çıkıyor çocuk. Yani herkes mesela bir kız istemeye gideceği zaman, bir delikanlı ile görücü çıkacağı zaman, yani yarım saat, bir saat değil, günlerce söyleyeceği cümleleri hazırlıyor herkes. Evet. Edebiyatlı, imla hatası olmayan cümleler kuruyor herkes. Ne söyleyeceğini, ne düşüneceğini söylüyor. Gerçek kimliğini söylemiyor insanlar. Bu sebeple gençler danışmansız evlendikleri için fatura ödüyorlar. Bir hafta sonra, hatta bazen düğünden önce bu ortaya çıkıyor. Düğünden önce ortaya çıkıyor.